Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle yeniden efsane bir oha dememe challenge yapacağız. Challenge'ı zaten biliyorsunuz, o yüzden lafı uzatmaya gerek yok. Ama şu an ekranlarınızda çıkan Instagram adresimi de bir takip etmeden videoya geçmem. Hepinizi oraya bekliyorum. Dediğim gibi oraya 100 bin olana kadar bas bas bağırmaya devam edeceğim. Şu an izlediğiniz videoya da like'ınızı bırakıp güzel de bir yorum yazmayı ve en önemlisi de kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmadıysanız serice videoya geçiyoruz. Bu arada size çok önemli bir soru soracağım. Lütfen videoyu her izleyen kişi buna cevap versin. Şurası bana biraz boş ve karanlık geliyor. Buraya ne yapabilir? Yani bu perdenin önüne ne koyabiliriz? Şuraya lütfen yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyorum. Oo, bu bir challenge ve unuttum sanmayın. 3 tane canımız var ve can fotoğrafı olarak ben şunu istiyorum. Nereden çıktı anlamadım ki. Bir anda yüzüm böyle bir şekil aldı ya. Ben çok hazırım şu an. Larry bu buz parçasını kırabilir mi? Istakoz kırar. Abi bence kırar bak. Nasıl kırdı yani? Ekmek keser gibi kesti ya. Aranızda herhalde ıstakozların bu kadar güçlü kıskaçların olduğunu bilmeyen yoktur. Bunu herkes bilir. Bu ne? O konserveden bir şey kalıp olarak çıkıyor. Geliyor. İşte. Dah diye bir oturdu var ya, bir rahatladım ki sormayın ya. I came in like a wrecking ball. Sözlerini bilmiyorum. Abi wrecking ball dedikleri şeyi ilk defa görüyorum desem. Şuna baksanıza. Kocaman bir topu binaya bir çaktılar. Bina yerle bir oldu ya. Abi wrecking ball dediğin şey buymuş işte. Çarpıyor. Tek vuruşta yıktı ya. Ama bence tek vuruş mudur sizce ya? Bak şu an bir düşünmeye başladım. Tek vuruşta bunu yıkabilir mi sizce? Bence birçok kez vurmuştur. En sonunda yıkılmıştır. Buradan da Miley Cyrus'a selamlar. Bu bir kase su. Ne olmuş? Aa, bu şey Orbeez ya abi, su maymuncuğu. Abi bunlardan bir tane bile sahip olduysan videoya like at. Önce küçük pet şişelere koyardık. Küçük küçük olurdu bunlar. 3-5 gün sonra bir büyürlerdi, bu kadar olurlardı. Ama sonra bu yasaklandı galiba ya. Niye yasaklandı bunlar? Bu ne ya? Heykel mi bu? Donato o Louis Luke. O Allah Allah. Hiç heykele de benzemiyor ya. Bu gerçek. Vallahi gerçek. Yemin ediyorum gerçek. Abi sen nasıl bir performans yaptın? Kıyafetinden ben harbi böyle bir fırtına olduğunu anlıyorum ya. Adam çok güzel rol yapmadı mı ya? Rol de yapmadı gerçi, durdu sadece. 2'ye 2 yağ var, tırnak yok. Lego değil mi ya o? 2'ye 2'lik Lego'yu ayıracaksın. Hem de tırnağın yok, elinde de yağ var. Nasıl ya? Abi dünyanın en imkansız şeyi o. Lego ayrılmaz ki kolay kolay. Bir de tırnağın yok, bir de elin yağlı. Gerçekten yani sana bir yuh demek istiyorum ya. Ha. O ne çıktı ya yolun altından? Abi sen tekme attın diye mi öyle oldu? Bu neydi sizce? Bayağı bir büyük bir pipet çıktı oradan. Aa, ben bir ara bunun videolarını çekiyordum ya. Çok güzel, rahatlatıcı bir makine bu. Yalnız dünyanın en güçlü makinesi. Yani şunun içine dünyayı atın. Harbi dünyayı paramparça eder ya. Baksanıza kocaman metal bir şeyi paramparça etti. Oh gitti. Başka ne geliyor? Tamam bu bitti. Oh, son parçaları da gitsin. Aa tüp. Bak tüp güzel olabilir. Tüp. Uf, o çok güzel gitti ya. O ezilme hissi beni bitiriyor ya. Bu gitmiyor. Bu hayata tutunuyor. Bunu gönderme işte ya. O kurtulsun o. Çok direndi. Bence çıkar onu ya. Ah, sonunda gitti ama. Ezilip düzülüyor. Çok hoşuma gidiyor ya. Ne? Bir sivilce sıkma aleti gibi bir şey değil miydi ya o? Allah Allah. Slime var galiba. İğnelerle bir şey yapıyor ama ne yaptığı konusunda en ufak fikrim yok. Ama düşündüğüm şeyi yapmıyorsun değil mi? Onun içine bir şey çiziyor olamazsın. Onun içine bir şey çiziyorsan şu an sana da bir tane derim. Oha. Bu nedir ya? Abi tersten bunu iğnelerle sen nasıl çizebildin? Yeteneğe bak ya. Senin yüzünden ikinci canım gitti. Galiba yanlış hatırlamıyorsam ikinci canım olması lazım. Bu nedir? Tarlada bir poşet var. İçinde su var. New way to bring water. Aa, tarlaya su getirmenin yeni bir yolu diyor da. Ne gerek var ya? Aramızda böyle tarla işleriyle uğraşan var mı? Bu ne alaka yani? Poşetin içinden su geçiyor. Hortumun içinden de su geçiyordu. Yani burada şimdi nasıl bir mantık var anlamadım ki. Poşet yerine hortum taksaydın ya. Portakal değil mi ya bu? Biraz fazla mı yakınız sanki? Bu kadar yakından görmemiştim hiç. Greyfurt da olabilir ama bu. Çok... Aa, greyfurt ama hiç bu kadar tertemiz bir greyfurt görmemiştim. Abi videonun ortasında mesaj atmayın ama bak. Bak atmayın güzel kardeşim. Oo, bu kum videoları çok rahatlatıcı ya. Susuyorum, sadece videoyu izliyorum. Oh. Susamıyorum. Susamadığımı fark ettim. Abi çok güzel şekiller çizdin de nasıl kaydırmadan çiziyorsun ya? Ben bunu anlamıyorum. Ben orada olsaydım şu an kaydırmıştım. Bak ne kadar güzel çizdi ya. Bu ne? Bir şey akıyor. Hey, bu ne be? Slime mi ya bu? Böyle sümük gibi bir şey akıyor. Ne olduğunu bilen var mı? Baksanıza gitti, geri geldi ondan sonra. Çok yapışkan bir şey bu. Sizce burada kaç para var?
Bence burada aşağı yukarı bir 50 bin dolar falan vardır ya. Paralara bak, paralara. Ya niye böyle bir video çektin? Ya ben şimdi senin zengin olduğuna nereden inanacağım? Belki banka çalışanısın. Ne bileyim, öyle para geldi, sevkiyat geldi, yaptın, gönderdin. Yani bana böyle zenginlikle alakalı videolar çekilmesi çok itici geliyor ya. Size de itici geliyor değil mi? Yani böyle saçma sapan videolar olmaz ki bak benim bu kadar param var diye. Aa, bu ne be? Abla, senin dişlerine ne oldu? Ay, ablanın dişi diş değil ki bu. Bildin di. Yani dişin dişi şeyse gitmiş, di kalmış. Bu ne ya? Çok iğrenç, çok çirkin görünüyor. Niye böyle bir şey yaptınız? Ha, implanttan önce törpülemeleri gerekiyor. Ama çok kötü bir olay ya. Abla, yani bu yaşta takma diş takıyorsun. Onu niye yapıyorsun anlamadım da. Yani kendi dişin değil ki o. Kendi dişinize bunu yaptırır mıydınız ya? Bence çok zararlı. Oo, yuvarlak kurabiye mi bunlar? Aa, ne güzel kırıldı ya. Ay, ne güzel paramparça. On ufak oldu. Tebeşir falan mıydı acaba bu? Bu kadar sert görünüp bu kadar çabuk yumuşak böyle paramparça olabilen ne olabilir ya benim dışında? Ben niye sonunda benim dışımda dedim ki ben sert mi görünüyorum? Ben gayet dışarıdan bakınca da yumuşak bir insanım. İçimden de yumuşak bir insanım. O ne ya? Abi sen nasıl çizdin o yuvarlağı? Acaba sorabilir miyim? Böyle bir yuvarlak çizme tekniği var mı ya? Benim bunu denemem lazım. Bak ne yapıyor? Kalemi sabit tutuyor, bileğini çeviriyor. Tamam, bekle, ben de yapacağım. Ta üniversitede kullandığım defter ya. Şu beşli defterden hiç kullanmış mıydınız abi? Bir kere bile kullandıysan like'la. Bu çok saçma bir defter ya. Bundan olan varsa çalışkan değildir bence. Şu sayfaları yırtmışım galiba travmayı atlatabilmek için. Şimdi bir deneyelim bakalım çizebilecek miyim? Abi kalemi sabit tutup bileğimi çeviriyorum. Yani o kadar da perfect olmuyor ama. Abi bu nedir ya? Görünüyor mu? Şimdi görünüyor mu? Bence yine iyi yuvarlak çizdim ya. Bu arada ışık böyle bir güzel geldi gözüme ya. Ama çok karanlık be. Yuvarlaklarıma puan vermeyi unutmayın. Hiç canım kalmamış olabilir ama ben biraz daha izlemek istiyorum. Abi bu video gerçekten çok güzel. Bunu başka bir videoda daha izlemiştik. Bu konsolun üzerindeki ölü derileri, pislikleri falan temizliyor. Çok rahatlatıyor ya. Oh. Bak tertemiz oldu. En güzel olayı da şey, şu kürdanla araları alıyor ya. Orada ben bitiyorum ya. Bak. Ah, bal dök yala. Ay, tam tatil dedik. Çok güzel bir dalga videosu geldi. Of. Bak çok şu an var ya, çok hoşuma gitti ya. Abi o dalgayı hissettim şu an. Allah'ım, hangi aydayız? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Haziran, Temmuz, Ağustos, daha çok var ya. Şu an güneşin o tepeden vuruşunu, o insanların böyle kumsalda birileri top oynuyor, bir sesler çıkıyor falan. Buradan güneş vuruyor. Oh, onu hissettim ya. Çölün ortasında uyanıp bu manzarayı gördüğünüzü düşünün. Abi şu videoyu videonun başında görseydik 3 canıma birden hepsini gönderirdim ya. 3 kez oha derdim. Bu nasıl bir şey ya? Burası neresi? Hangi çöl? Bu nasıl bir ev? Dünyanın en güzel evi ya bu. İstiyorum, ben de istiyorum. Hangi çöl bu? Nasıl gideceğim? Çok sıcak olur ama orası. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Efsane bir oha dememe challenge oldu. Siz hangi videoya çok şaşırdınız? Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer videomu eğlenerek izlediyseniz ve bu tarzda daha fazla challenge videosu gelsin diyorsanız videoma güzel bir yorum bırakmayı ve like tuşunu paramparça etmeyi unutmayın. Bu arada videoya like atınca yeni animasyon çıkıyor, fark ettiniz mi? Tam olarak şuradan kanallarımıza abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.